Ve şimdi de hisselere borsada işlem gören kulüplerle ilgili son detayları ve rakamları alacağız. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan telefon attığımızda. Enver, günaydın, yayınımıza hoş geldin. Günaydın, sizden hoş bulduk. Şimdi önce her cuma yaptığımız gibi spor endeksine bir bakalım. Bu hafta neler oldu? %1.68'lik bir gerileme var ve alt kırılımlarında da aslında şunu görüyoruz. Bütün spor hisseleri gerilemiş. Tabii sebepleri desen de bu hafta biraz daha ağırlıklı saha içi sonuçlardan mı bahsetmeliyiz? Ne dersin? Tabii şimdi bu hafta 3 büyük 4 büyüklerin hiçbiri 3 puan alamadılar. Biraz hisse performansını bu anlamda düşünüyoruz. Nitekim 4 büyük kulübün hissesinde de haftalık bazda düşüş olduğu görülmekte. Tabii biraz Trabzonspor hani bir önceki haberinizde de belirttiğiniz olağanüstü halde ligde istediği konumda değil ve kötü sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Yanılmıyorsam 6 maçta 7 puan toplayabildiler hatırladığım kadarıyla. Son iki haftada, önceki hafta Alanyaspor'a, bu hafta Göztepe'ye yenilmesi tabii ligin tepesinden uzaklaştırıyor takımı. Bu bağlamda da ligdeki kötü performans elbette hisse performansında olumsuz yönde yansıyor. Galatasaray'ın farklı Akhisar yenilgisi liderliği kaybetmesine neden oldu. O yüzden özellikle haftanın başında gelen satışlarla hisse performansının haftalık bazda negatif olduğunu görüyoruz. Ve sen de dediğin gibi hani biraz daha tabii ki haftalar ilerledikçe saha performansı da hisse fiyatlamaları içerisinde etkili olmaya devam edecek. Bu bağlamda özellikle ligin tepesindeki yarış ve takımların tabii şampiyonluk yarışına ne kadar iddialı olacağı, zirveye ne kadar yakın olacağı veya ne kadar uzak olacağını hisse performansları açısından belirleyici unsurların başında gelecektir şeyden. Önemli gündem maddesi daha var. Dünkü açıklamalar çok önemliydi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları, futbolculara Türk lirası ödemesi konusunda kulüpler olarak mutabakata vardıklarını söyledi. Şimdi bir anlamda bunu bize açar mısın? Kulüplerimiz için bu ne anlama geliyor? Evet, bu oldukça önemli bir gelişme Çiğdem. Geçen hafta da biraz ucundan konuşmuştuk sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi konusunda. Ama tabii bu durumun futbolcu kontratlarını etkileyip etkilemeyeceği o dönemde çok net değildi. Şimdi tabii Başkanımız Sayın Erdoğan'ın bu konuda önemli açıklamaları var. Kontratların TL'ye çevrilmesi konusunda. TL kullanımının tabii arttırılması ve ekonomimizdeki dolarizasyon etkisinin azaltılması için bunun tabii kulüpler bacağı sözleşmelerin TL cinsine çevrilmesi. Geçen hafta yaptığım yorumda bu muhtemelen yerli futbolcu kontratları için geçerli olur demiştim. Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Fikret Orman'ın açıklamaları da bu yönde. Özellikle bu noktadan sonra imzalanacak yeni sözleşmelerde yurt içi yerleşik olan kulüp personelinin, bu futbolcu olur, teknik kadro olur, menajer vesaire olur, sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması oldukça önemli ve tabii ki kulüplerin döviz bazlı maliyetlerini azaltıcı bir etkisi olacak. Çünkü Avrupa transfer piyasası gereği genelde kulüpler ödemelerini euro cinsinden yapıyorlar. Ve tabii euro TL kurunun son dönemde ciddi anlamda yükselmesi bir tarafta işte finansal yükümlülükleri arttırırken tabii bir taraftan da ticari kur farkı zararı olmasına neden oluyor. Çünkü bonservis ödemeleri, bonservis taksitleri euro üzerinden ödeniyor. Oyuncuların maaşları euro üzerinden ödeniyor genelde. Tabii emsal olan birkaç sözleşme bu sene yapıldı. Bunun genel hale getirilmesi özellikle bilanço yapısında olumlu bir etkide bulunacaktır. Döviz bazlı maliyetleri azaltacaktır. Kulüplerin döviz kurlarındaki oynaklığa olan duyarlılığı da azaltacaktır. Çünkü son dönemde TL değer kaybı bu bağlamda kulüpleri oldukça zor duruma sokmuş durumda. Borçlar olduğu yerde artıyor çünkü kurlar arttığı zaman. Tabii bir anlamda bu muhtemelen yabancı futbolcuların kontratlarını etkilemez. Çünkü yabancı futbolcuya TL bazlı sözleşme imzalatamazsınız, kabul ettiremezsiniz. Ama biraz yerli oyuncu piyasasını belki hareketlendirebilir ve yerli oyuncu maliyetlerini de bol bağlamda düşürebilir. Bu yüzden özellikle 4 büyük kulübün bu bağlamda gelir gider dengesi bakımından bu durumdan olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Tabii mevcut kontratları etkileyecek mi yoksa bundan sonra olacak kontratları mı etkileyecek? Onun tam olarak hani mali olarak rakamsal etkisini bu tam olarak netleştikten sonra görme şansımız, hesaplama şansımız olacaktır içinden.
Peki, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, rakamların detaylarını ve son gelişmeleri, mali gelişmeleri bizlerle paylaştı.